hocam geldi. Hocam bu mu? Efendim, Muammer Bey geldiler. Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz Muammer Hoca'yı bekliyorduk yalnız. Muammer Hoca olarak geldim ben de zaten. Sen daha çok Muammer Can gibisin. Muammer ismi için biraz genç değil misin ya? Haklısınız. Bizim jenerasyonda çok yaygın bir isim değil bu tabii. İstatistik olarak. Ama ben bazen istatistikleri bozmanın daha güzel olduğunu düşünenlerdenim. Tabii istatistik. Fibonacci, Gauss, Newton falan bilirim ben de. Siz kaçlıydınız hocam? 86'lıyım. Aa hocam, hiç göstermiyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın da biz üniversite öğrencisi istemedik. Özellikle deneyimli bir hoca istedik ki benim eşim istediği üniversiteye hemen girsin diye işte. Yok, üniversite öğrencisi değilim. Aslında Harvard'dan kabul aldım. Türkiye'den de 2 aya kadar gideceğim zaten. Gerçi burslu olarak gideceğim ama yine de gidene kadar para biriktirmek için özel ders veriyorum. Böyle bilimin peşinde koşan insanlarla aynı coğrafyada yaşamaktan gurur duyuyorum ya. Bravo. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah ben de Ayşe'nin istediği yeri kazanmasına yardımcı olabilirim. İnşallah, inşallah. Bu arada biz doğru düzgün tanışmadık. Muammer ben. Ben Ayşe. Tekrar hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Ne kadar da mütevazı, ne kadar da içten, samimi. Kim bilir annem baban nasıl gurur duyuyordur seninle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değil mi? Allah da bizim belamızı versin değil mi abi? Biz babamızı hiç gururlandırmadık çünkü. Yok canım oğlum, o anlamda demedim ya. Benim rahmetliler göremediler benim böyle bir yerlere geldiğimde. Ya onun için, yoksa ben de size gurur duyuyorum ya. Aa, olur mu öyle şey? Ya ayakta kaldınız siz de. Buyurun şöyle oturun, oturun. Buyurun hocam, çok, buyurun. Çok teşekkür ederim. Evladım, bak misafirimize çay getir, tabak getir hadi yavrum. Eliniz çok güzelmiş. Sağ olun. Bana baksana. Sen neden öyle gülüyorsun? Nasıl gülüyorum? Hiç bana böyle gülmüyorsun. Yani normalde böyle gülmüyorsun. Hep meymenetsiz davranıyorsun ya bana. Senden kaynaklanıyor. Ayrıca bana ders verecek en iyi matematikçi sen misin de ben sana öyle gülümseyim? Ben onu aslında şunun için söyledim. Kerem, tamam. Sen yine strese girmişsindir. O yüzden böyle davranıyorsundur. Peki alternatif bir formülle nasıl çözeriz bunu hocam? Onlar uzay geometrisinin konuları Ayşe'cim. Gerçi sen bu hızla devam edersen ben gitmeden o konuları da geçeriz, merak etme. Ya öyle diyorsanız tabii ben de hırslıyımdır biraz. Bunu da altını çizmek isterim. Uzay geometrisiymiş, bilmiyorum demiyor da. O zaman buna E şıkkı. Öğrenip gelecek sonradan çakal. Bizimki de ne yapsın, mahallede insan görmemiş ki. Adamın içine düştü. Bu arada istersen biraz mola verebiliriz. Yok hocam, ben yorulmadım. Devam edelim. Yorulmayanlar dinlenmeyi iyi bilenlerdir Ayşe. Bu hevesini, kafa açıklığını diri tutalım. Hadi biraz mola verelim. Öyle diyorsanız hoca her zaman haklıdır. Ya ben bir matematik hocası bekliyordum. Karşıma bambaşka biri çıktı. Yani insanın size hayran olmaması imkansız. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Hayran mı dedi o? İyi ki işe gitmemişim ha. Bunların ders çalışacağı falan yok. Ya hocam, böyle ders dışında bana önerebileceğiniz bir kitap var mı? Yani hayatı matematik yoluyla kavramama yardımcı olacak bir kitap. Penrose'un teorilerinden yola çıkarak hazırlanmış aslında çok iyi bir kitap var. Türkçe'ye ne diye çevirdiler bilmiyorum gerçi de. Ben bulup sana yollarım. Tamam, ben mail adresimi yazayım şuraya. Olur. Akşam mail atarsınız. Evet. 5 dakika mola. Buyurun, size meyve getirdim. Hocam muz yiyin. Uzay matematiğine çok iyi gelir. Ya kusura bakmayın, ben az önce öyle yüksek sesle konuştum, rahatsız ettim. Bu da özür mahiyetine olsun. Estağfurullah. Kocacığım, sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hocam yiyin birazcık. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlerim çok bozuldu okumaktan hep. Kerem. Kocacığım, ne yapıyorsun? Ha bu. İçeride internet çekmedi de iletişim kuramamıştım Fatih Bey'le. Bari mail atayım dedim burada. Biz ne diyorduk? Ha bu arada senin de önerebileceğin bir kitap varsa seve seve okurum. Yeni bir kitap bitirmiştim. Tılsımlı Çiçek diye, ama önerebilirim. Tılsımlı Çiçek. Ne üzerine? Muharrem hocam, kitap önerilerini siz yapın diye sizinle anlaştık. Ayşe yaparsa ne anlamı kalır? Muharrem değil, Muammer. Aynı şeyiz. Kerem, ne yapıyorsun? Dedim ya mail yazıyorum diye. Hocam akşamla ilgili bir şey geldi aklıma. Kusura bakmayın.
Keremcim, akşam yemeğinde Canan'a yaptıracağımız menüyü mü konuşsak acaba? Gelsene bir hayatım, gel. Gel canım. Ne oluyor ya? Kerem, ne yapıyorsun ya? Bu adam sahtekar. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ha, beni kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hocayı bana bulan sensin. En iyi hocaydı diyen sensin. Sarp Eren'i kabul etmeyen de sensin. Evet, dedim. Beni de kandırmış. Kerem, lütfen yapma bak. Ders çalışmam lazım. Sınavlara az kaldı ya. Zaten şirkette bir sürü şeyle uğraşıyorum. Bari şurada rahat rahat çalışayım. Hadi ya. Tamam, ben iki tane mail atacağım. Sonra şirkete gideceğim zaten. Ne olacak? Ha, git şirkette at mailini ya. Bekle. Al Kerem. Hadi şirkete git, güzel güzel çalış sen. Lütfen git artık, git. Gitmiyorum. Şirket benim değil mi? Burada çalışacağım. Hocam, yememişsiniz meyve? Yedim. Kaç yolunda değil mi? Yolunda. Ha.